Çok güzel geçiyor. Zaten burası yükleme, depolama bölümü. Burada gayet iyi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genelde çift antrenmanla ama son iki gündür çift antrenman yaptığımız için bugün tek antrenmanla geçtik. Uzun bir antrenman oldu. Genelde taktik çalışması yaptık ama bizim için çok verimli geçti. Biraz yorgunuz ama zaten bu kampın amacı o. Elimizden geldiğince bütün gücümüzü verip burada enerji depolamaya, güç depolamaya çalışıyoruz ki ilerleyen zamanlarda turnuvada daha rahat basketbol oynayalım. Sabahları kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey alarmı susturmak. Ondan sonra lavaboya gitmek. Hayatımda aldığım en güzel hediye yani herhalde Texas Üniversitesi'nden aldığım burs olabilir. Son zamanlarda hoşuma gelen en komik olay askerlikte oldu tabii ki. Askerlikte yemin töreninde albayımızın sertaçı 8 kişi önünde çağırıp duygularını paylaştırması bizim için beklenmedik bir an oldu. Son zamanlardaki en değişik ve komik anlardan bir tanesi oldu diyebilirim. En sevdiğim çizgi film karakteri herhalde Roadrunner'dır ya, şu bip bip yapıp kaçan var ya. Roadrunner mı? Yanlış söylemiyorum herhalde. Yani açıkçası çok zor bir soru bu ama ben genelde komedi filmlerini seviyorum. Onun dışında da en sevdiğim filmlerden bir tanesi de 50 İlk Öpücük. İşte bizim de şu ana kadar benim de hayatım her sabah kalkıp aynı rutin genelde basketbolun içinde olduğum için ona benzetebilirim. İçecek kesinlikle su ve soda. Onun dışında peynir kesinlikle olması lazım buzdolabında. Lakabım Dodo diyenler çok var. Yani altyapı mil takımlarında çok unutulmaz maçlarım oldu. Özellikle U16'da kazandığımız Avrupa Şampiyonluğu ve orada yarı final maçı İspanya'ya karşı, İspanya'da oynadığımız yarı final maçı unutamadığım maçlardan ama çok var tabii ki. Ama o turnuvayı şampiyonlukla süslediğimiz için ayrı bir yeri var benim için. Yine altyapılarda yaptığımız maçlar var. 16 yaş altında çok nadir görülen ama işte benim genelde basketbol ile bitirdiğimde hem dünya şampiyonasında U17, pardon U19 dünya şampiyonasında Nijerya'ya karşı güzel bir smacım vardı. Unutmuyorum yani. Bulgaristan'a karşı yine smaç basketbolüm vardı. O zamanlar tabii ki nadir görülen, U16'da, U18'de nadir görülen bir olay ama benim için unutulmaz anlar. Açıkçası çok düşünmüyordum. İşte burada da görüyorsunuz setup'ı, hem basketbol hem futbol. Ben büyük ihtimal burada futbol oynardım. Ama hem ablamın teşvikiyle hem de okulda basketbola daha çok ısındım ve buralara kadar geldim açıkçası. Çok düşünmüyordum ama çalışarak azimle buralara geldim. Ben Manu Ginobili'yi çok beğeniyordum oynarken. Onu hep hırsını ve mücadelesini kendime örnek aldım tabii ki. Manu Ginobili diyebilirim. Yaptığım işi küçük bir çocuğa ilk başta onu spora teşvik ederek, sporu sevdirerek anlatırım. O spor sevgisini aşıladıktan sonra bunun profesyonel hayata dönüşebileceğini ve şu anda yaptığım işte o olduğunu ona ince ince seneler geçtikçe açıklarım. Yani sporun içinde kalsaydım belki futbolla ilgilenirdim tabii ki ama sporun içinde olmasaydım baba mesleği olan makine mühendisi okumak isterdim. Süperman iyi ya bence. Süperman olup işte uçup kaçıp insanları kurtarmak iyi olur. Ama en son oyun konsolu olarak işte PlayStation'da FIFA oynuyordum. Amerika'dayken çok Xbox'ta yine FIFA turnuvalarımız oluyordu. Ama FIFA 16'da mı bıraktım, 17'de mi bıraktım hatırlamıyorum. Şu anda 19'a geldik. Biraz uzak kaldım açıkçası. Şu anda hala bitirmeye çalışıyorum. Askerlikte başlamıştım. İlber Ortaylı'nın yanılmıyorsam, ben kitapların ve filmlerin isimlerini çok iyi değilim ama yanılmıyorsam Hayat Nasıl Yaşanır kitabı ismi de. İlber Ortaylı'yı okuyorum. Hala bitirmiş değilim. Biraz yavaş ilerliyorum. Ama gayet güzel bir kitap. Açıkçası çok yani hasta olarak dinlediğim öyle bir şarkıcı yok ama
Türklerden inlersek sesini beğendiğim Sıla var. Göksel'in sesi çok güzel bayanlarda. Ama çok geniş bir şey, her tür müziği dinlerim yani. Çin'de ilk önce oraya adapte olmamız lazım. Zaten biraz erken gidiyoruz. Havasına, suyuna, her şeyine adapte olmamız lazım. Saat değişikliği olacak. Vücudumuzu adapte etmemiz lazım. Onun dışında tabii ki grubumuzda olan her ekip, Japonya, Çek Cumhuriyeti, Amerika. Zaten Amerika'nın gücü tartışılmaz ama Japonya ve Çek Cumhuriyeti'nde küçümsememiz gerekiyor. Adım adım ilerleyeceğiz. Hedef gruptan çıkmak zaten ilk etapta. Çalışmalarımız bu yönde, bu doğrultuda. Daha kampın çok başındayız ama yavaş yavaş da ilerleyen zamanlarda her takım için ayrı konsantre olup taktiksel çalışmamızı ona göre yapıp Çin'de de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız.